Şimdi Faruk İsmail'in telefonunu aldığını sana tam olarak nerede, nasıl söyledi Serçim? Çok önemli. Ambulansın içinde söyledi. Ambulansın içinde söyledi. Niye gerginsin? Gergin değilim valla. Üzgün müsün? Seher, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacak gibi bir huyu var. Çıkacak. Çıkıyor da. Evet. Peki ambulans, kim vardınız ambulansın içinde? Ambulansın içinde sağlık şey görevleri vardı işte. Onlar tamam. Yani bana yardım etmeye çalışıyorlar. Ama kulağını işte. Mı eğilip söyledi? Evet, kulağımı söyledi. Sinem orada. Onlar yoktu söylerken, hiç kimse yoktu. Yoktu. Sadece geldi. Ben arabanın ambulans kapağını, ambulansın içindeydim Dinan'la ben, tamam mı? Hı hı. Sonra kapak kapalı mıydı neydi zaten, sonra geldi bir şey söyledi işte, hani geldi kulağım eğildi, telefonu ben aldım dedi kulağımda. Hani ben o sırada zaten hani... Neden aldın demedin mi? Niye bunu bana söylüyorsun demedin mi? Söylemedi, sormadı. Sen ambulansın içinde mi abla, zaten 1.80 yatıyorsun zaten ambulansın içinde. Zaten bitmişim zaten. Yani uzanıyorsun zaten hani... Bakıyorlar, diyorlar, hani yardımcı olmaya çalışırlar sağlık görevlileri. O sağlık görevlisi Faruk'u ambulansın içinde gördü mü? Zaten hemen kaba açtı zaten abla. Açıldım, ne oldu zaten, hemen geldi, kulağım dibindeydi zaten. Ha, kulağın dibinde sana söylüyor da, o sırada sağlık çalışanı da yakında bir yerde miydi? Ya içerideydi ya da dışarı çıkmışlardı abla tam olarak. Ama Faruk'un senin yanına geldiğini görmüş olmaları lazım. 112 ambulans. Evet evet, görmüşlerdir. Peki, sence Faruk o telefonu neden aldı Seher? Dediğiniz gibi abla, hani benim hani bir sakladığım, bir çekineceğim bir şey yok zaten, dediğiniz gibi belki hani para, her yazışmaları ortaya çıkacaktı, belki ondan almış olabilir. Yani kendisiyle İsmail arasındaki yazışmalar değil mi? Aynen, dediğiniz gibi olabilir. Sen bu önemli meseleyi günler sonra açıkladığın için savcılık harekete geçti Seher. Selendi de Cumhuriyet Başsavcılığımızın, soruşturma savcımızın talimatıyla polis ve jandarma harekete geçti. Ve bak neler oldu. Sonrasında çok ilginç şeyler yaşandı. Bir gelsin ekranlara. Telefonu Faruk abi aldı. İsmail'i siz mi öldürdün? Faruk, İsmail'i sen mi öldürdün? Dideme selam söyle, Dideme selam söyle. Yayınımızın ardından Seher'in itirafları sonucu Faruk ve Taner şu an polis tarafından gözaltı. Dur. Faruk, selam söylüyorum sana kardeşim. Tamam mı? Aleyküm selam. Benim de sana selamım var. İzle. Devam edelim lütfen. Gözaltına alınan Faruk ve Taner polis ekipleri eşliğinde Selendi Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. İsmail'i siz mi öldürdünüz? Al. Mi öldürdünüz? Adam öldürdü. İsmail'i siz mi öldürdünüz? İsmail'i siz mi öldürdünüz? Al. Mi öldürdünüz? Adam öldürdü. İsmail'i siz mi öldürdünüz? İsmail'i siz mi öldürdünüz? Dideme selam söyle, Dideme selam söyle. İsmail'i siz mi öldürdünüz? Dideme selam söyle, Dideme selam söyle. Taner, telefonu siz mi aldınız? Taner, Seher bu işin içinde mi? Taner, siz mi öldürdünüz? Taner, İsmail'i sen mi öldürdün? Taner, telefonu siz mi aldınız? Faruk, İsmail'i sen mi öldürdün? Hayır. Telefon sende mi? Hayır. Telefon sende mi? Hayır. Seher bu işin içinde mi? Faruk, Seher bu işin içinde mi? Hayır. Ne İsmail'i öldürdüm, ne Seher. Faruk da, Taner de. Önce bu İsmail'in kıyafetleri gelsin mi rahmetlinin? Getir Gökhan. Seher'in konuşmayacağını zannettiniz değil mi? Seher'in de size selamı var. Benim de size özel selamım var Faruk Efendi. Tamam mı? Seher de selam söylüyor sana buradan. Ben de sana selam söylüyorum Faruk Efendi.
Tamam mı? Aleyküm selam. Ama her şey şimdi başladı. Kutuyu açtın. Bak kutunun içinden neler saçılmış etrafa. Neler neler saçılmış. Neler neler saçılmış. Senin o açtıklarına. Seher sana selam söyleyerek bakalım neler söyleyecek. Çok merak ediyorum Faruk Efendi. Selamlar selamlar. İzle yayını. İzle izle. Devam edelim. Kasten öldürme suçundan gözaltına alındılar. Ama sonrasında onu birazdan söyleyeyim. Faruk'un evinde aramalar yapıldı. Bak neler bulundu senin evinde Faruk Efendi? Senin evinde neler bulundu? Neler 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 bulundu? Gelsin ekrana. Telefonu Faruk abi aldı. Israrlı yayınlarımız sonucu savcının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. Polis, Faruk'la Taner'in ev ve iş yerinde eş zamanlı arama başlattı. İsmail Kül'ün şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Faruk ve Taner'in evlerinde savcılık kararıyla şu an bir arama gerçekleştiriliyor. Hemen arkamda Faruk'un iş yerini görüyorsunuz. Şu an polis ekipleri içeride aramayı gerçekleştiriyor ve İsmail Kül'ün şüpheli ölümüyle ilgili İsmail'in telefonu ve cinayetle ilgili küçük bir ipucu arıyorlar. Faruk Efendi'nin evinde onlarca telefon, tablet, flaş bellek bulundu. Onlarca. Ve alınan telefonlar arasında IMEI'si olmayan telefonlar da bulundu. Bu telefonlardan biri acaba İsmail'e ait mi değil mi? O inşallah incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Sonuçta İsmail'in telefonunu Seher diyor ki, Seher'cim Faruk aldım almadım. Aldı. Aldı mı? Aldı. Çünkü Faruk Efendi savcımıza demiş ki, Seher reyting için o açıklamada bulundu. Ben telefonu aldığımı Seher'e söylemedim demiş. Senin yalan söylediğini, asıl şüphelinin sen olduğunu söylemiş. Öyle mi, ben miyim? Hı? Ben buradan bir bomba daha patlatayım mı? Hadi patlat. Bana ilk gün bir soru sordunuz ya, ilk gün jandarma neden tacize uğramadığını söylediniz ya. Ben de size dedim ki utandım, korktum. Onunla söylemedim de. Söylemem gereken Faruk abi de söyleme dedi. Kızsın dedi, 21 yaşındasın dedi. Milletin yüzüne çıkamazsın dedi. Milletin yüzüne bakamazsın dedi. Acize uğradığını sakla mı dedi senden? Evet. Sayın savcım. Sayın savcım, onlarca çelişkiye rağmen, mahkemeye daha sevk edilmeden, onlarca çelişki, hepsini birer birer konuşacağız. Hepsini teker teker konuşacağız. Onlarca çelişkiye rağmen sayın savcımın herhalde bir bildiği var. Maalesef serbest bırakmışlar. Vallahi serbest bıraksın, bırak umurumda değil. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıkça olmaya çalışıyorum. Kutuyu açtı Seher, her şeyi adalet söyle. Yerini Erger dediğiniz gibi bulacak. Ben bir şey yaptıysam çıkar elinin sonu. Ben de cezam neyse çekmeye razıyım. Ama yeter, ben de yoruldum artık. Faruk seninle ilgili, telefonla ilgili tam olarak ne demiş biliyor musun? Ben Seher'e telefonla ilgili bir şey söylemedim. Telefonu ben almadım. Seher orada reyting için bu açıklamada bulundu. Ne reytingi benim ya? Benim reytingi ihtiyacım yok. Ne reytingi ya? Şeyindi. Hiçbir, ya reyting için bu söylenir mi? Sen bunu söyledin de sayın savcım sana inandı mı ya? Çok merak ediyorum ya. Arkasından ne? Ambulansa yaklaşmadım. Seher neden bunu söyledi bilmiyorum. Ambulansa gitmedim, onunla konuşmadım demiş Faruk Efendi. Seher. Konuştu. Geldi. Evet. Yanında geldi. Diyor ki o sırada jandarma da oradaydı. Ben yaklaşamadım. Hayır öyle değil. Çelişkilerden bir tanesini söylüyorum. Faruk Efendi, sen ambulansa gidip Seher'in kulağına bu meseleyi fısıldadığında, tamam mı? O sırada zaten jandarma yolda. Sen Taner'i jandarmaya gönderiyorsun. Diyorsun ki git ona yolu göster. Sen orada Sinem, sağlık görevlileri ve Seher yalnızsınız. Tamam mı? Jandarma da yok o sırada. Jandarma gelmeden sen Seher'in kulağına söylüyorsun. Sayın savcımızın dikkatine. Bunu neden söylüyorsun? O telefon nerede? Bak o telefon da bir şekilde ortaya çıkacak. Faruk Efendi, bence Seher başka bombalar da patlatacak. Seher'in kucağında çok bomba var, ben görüyorum. Değil mi Seher? Zamanla bir yere gelince hepsini söyleyecek misin Seher? Baş şüpheli Seher diyor. Ben sen çıksın ortaya.
Ben senin yaptıysam çıksın. Ben sana sadece şu soruyu sormak istiyorum Seher. Buna sen kendin karar vereceksin. Senin bize hala söylemediğin başka gerçekler var değil mi? Ya hatırlamaya çalıştık da hani şey yapmaya çalıştık zaten hani söylemeye çalışıyorsun zaten. Ama şu anda... Seher senin bize söyleyeceğin, şimdi söylemeyeceğini biliyor. Evet söylemeyeceğim. Tamam onu biliyorum. Söylemeyeceğim. Ama yeri ve zamanı gelince... Geldiğimde her şeyi söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Bize hala söylemediklerin var değil mi? Var. Ne olduğunu gerçekten bilmiyor. Yemin ederim vallahi bilmiyor. Kimseye söylemedim. Daha bildim. Kimseye kimse, söylemedim. Kimse bilmiyor. Ama senin yeri ve zamanı gelince söyleyeceklerin var değil mi? Var. Bunlar olayı aydınlatacak mı? Aydınlatır mı aydınlatmaz mı bilemem ama yani benim için önemli. Yani sizin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Hani şu diyemem ama hani yeri geldiğinde sizin dediğin gibi her şey açıklayacağım. Hani söyleyeceğim yani böyle. Niye şimdi söylemiyorsun? Her şeyin sırası var abla. Madem hani ben yaptıysam tamam çıksın ortaya. Seni koz yerine kullanıyor adam. Çıksın. Seni ben... bak seni koz yerine kullanıyor adam. Bak koz yerine kullandı. Senin oraya o çocuğu öldürme şansın yok. Elin değmedi belki. Bak